Dirsek vurmuyor. Good evening to everybody. First of all, the most important thing what I want to start with is that we would like to send our condolences to the affected people, to the affected families about this terrible mine crash in Turkey, and also our condolences for the whole country. And yes, about the game, we are happy with the 3 points. I think we did a good performance, but it's very important for us that we didn't concede any goals. And in the offensive phase of the game, we scored 3, so we are happy with this. And now we are going to make a good recovery and prepare ourselves for the next important game. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında ölenlerin yakınlarına başsağlığı iletiyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki tüm insanlara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Maçla ilgili konuşacak olursak 3 puandan dolayı oldukça mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir performans ortaya koyduk ve bizler açısından önemli bir galibiyetti bugün. Aynı şekilde gol de yemedik. Kalemizde gol görmedik ve ofansif anlamda da rakip kaleye 3 gol atmasını bildik. Dolayısıyla bu sonuçtan dolayı oldukça mutluyuz. Şimdi önümüzde bir toparlanma süreci olacak. Sonrasında da sonraki maça aynı şekilde hazırlanacağız. Fenerbahçe aslında oldukça ofansif bir oyun oynuyor. Defans oyuncularının zaman zaman zorlandığını görüyoruz ama baktığımızda ligdeki 9 maçın 5'i clean sheet. Avrupa'da da 10 maçın 4'ü clean sheet. Nasıl yorumluyor genel performanslarını ve ofansif bir takımda defans oyuncusu olmayı? How can you say able to be a central defender in an offensive team? Yes, of course, like he mentioned, I think everybody knows that we play really offensive and we take risks, but our technical staff also does a lot of work for us and makes trainings for us, of course, in the defensive phase, and we try to be very compact, we try to be all together in the defense, and like he mentioned, we did some games with clean sheets, this is our target, and we will work really, really hard also in the future to be able to continue with these performances. Evet, tabii ki de herkesin bildiği üzere biz ofansif bir takımız ve ofansif anlamda risk alan bir takımız. Teknik ekip de aynı zamanda hocamız ve teknik ekip bizleri sıkı bir şekilde çalıştırıyor antrenmanlarda. Defansif yönümüzü de geliştirebilmek adına defansif olarak kompakt bir şekilde beraber bir şekilde savunma yapmamız açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar da bizlere birçok şey gösteriyor. Söylemiş olduğunuz gibi almış olduğumuz kalemizde gol görmeden almış olduğumuz galibiyetler söz konusu. Gelecekte de zorlu maçlar oynayacağız. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz. Birçok mücadeleci de bu sezon forma giydi. Fenerbahçe'nin değişmeyen isimlerinden biri. Milli takımında da forma giydi. Şu anki mental ve fiziksel durumunu nasıl yorumlar? Yes, it's true that I played a lot of games and I'm very thankful for that because as a football player this is the best what can happen to you. To play a lot of times and to be on the pitch a lot of times. I'm very happy about it. I'm working really, really hard, and especially in this period is very important the recovery. But I mentioned a lot of times to be able, like he said, to prepare mentally and also physically in the games. We are in an intensive phase. We are also in the Europa League and in the Super League. So normally we play every 3 days. But I'm very happy and I'm feeling good. Thank you very much. Evet, doğru. Çok fazla maç oynuyoruz ve açıkçası kendi adıma bu durumdan dolayı çok minnet doluyum. Bir futbol oyuncusu olarak, bir futbolcu olarak zaten en güzel şey sahada sürekli olabilmek, sürekli futbol oynayabilmek. Ben de bundan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aynı şekilde bunun için de çok çalışıyorum. Saha içerisinde en iyi performansımı ortaya koymak adına. Özellikle bu periyotta yine biraz önce söylemiş olduğum gibi toparlanma çok önemli ve söylemiş olduğum gibi fiziksel ve mental anlamda kendinizi sürekli olarak hazır tutmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Yoğun bir periyotta devam ediyoruz. Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa Ligi'nde maçlarımıza çıkıyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi ben çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum.
Size de teşekkür ediyorum. Şunu da soralım. Aynı puanda Başakşehir'le ve önümüzdeki hafta Başakşehir maçı neler söylemek ister? Would you like to say about the game? Yes, of course. Başakşehir is also a great team. They did great success in the league and also in the conference league. They are successful. They have a good team, a compact team. They received, I think, until this moment, maybe 3 or 4 goals. So they have also a compact defense. But we will focus on ourselves. We will prepare our team in the best way possible. And of course, our target is to win the game on Saturday. Evet, tabii ki Başakşehir de çok iyi bir takım. Onlar da ligde başarılı bir performans ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde Konferans Ligi'nde de iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Kompakt bir takım. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebilirim Başakşehir'in. Zannedersem ligde de 3 veya 4 gol yediler. Dolayısıyla bu onların savunma anlamında ne kadar kompakt olduğunu da gösteren bir işaret. Ama bizler tabii ki de kendimize odaklanacağız ve en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Her zamanki gibi hedefimiz cumartesi oynayacağımız bu maçta galibiyetle ayrılmak. Teşekkürler Atilla. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.